Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ders izleyine hoş geldiniz. Hareket problemlerini geçtiği test 2'yi çözeceğiz. Birin soruyla başlıyoruz. Düzgün beşgen biçimde bir pist vardır. Hızları V1 ve V2 olan iki hareketli pist üzerinde durmaksızın hareket ediyorlar. B noktasından aynı anda karşılıklı olarak hareket eden bu iki araç ilk kez D noktasında karşılaştıklarına göre 7. kez hangi noktada karşılaşırlar? Şimdi arkadaşlar ilk karşılaşma D noktasında olduktan sonra biz 7. kez dediğine göre aslında 6 kez daha karşılaştıracağız. 6 kez daha. Şimdi şöyle yapalım. Düzgün beşgen olduğundan dolayı şu her bir kenar uzunluğunda ben x x dersem. Şimdi ilk karşılaşma D noktasında olduğuna göre şimdi B'den hareket eden araç 3x'lik yol aldığına göre ben V2'nin hızını 3x diyeyim. V1'in hızına da 2x demem lazım. Çünkü aynı sürede D noktalarına ulaşabilmeleri için V2 V1'e göre daha hızlı olacak ve birisi 3x olurken diğeri 2x'lik yol alacaktır. Şimdi V2 üzerinden gidersek yani V2 buraya geldikten sonra arkadaşlar düzgün beşgeni saat yönünde dolanmaya devam edecek. V2 3 kenar uzunluğu giderken V1 2 kenar uzunluğu gidecekse şöyle yapmamız lazım. 6 kez daha gidecek sonuçta bunlar. O zaman 6 çarpı V2 normalde 3 tane yol gittiği için toplamda 18 tane kenar uzunluğu gitmek zorunda. Şimdi V2'nin düzgün beşgen olduğundan dolayı aynı yere gelmesi için 5 kenar uzunluğu gidecek. O yüzden ben aslında 18'i 5'e böldüğüm zaman geriye 3 tane ekstradan gitmesi gereken yer olacaktır. Çünkü 15 tane kenar uzunluğu gittiği zaman yine D noktasına gelecek. Ben 3 tane kenar uzunluğu gidersem C değil, B değil, A noktasında tekrar bunlar karşılaşacaklardır. O yüzden doğru seçeneğimiz Adana. İkinci sorumuz şu şekilde. Hızı saatte 60 km olan bir otomobil gideceği 900 km'lik yolun 1/3'üne geldiğinde 2 saat mola veriyor. Gideceği yolu zamanda bitirmesi için otomobilin geri kalan yolda saatteki hızı kaç kilometre olmalıdır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. A ve B yolu olsun. Toplamda bu yol 900 km. Şimdi normalde 60 km hızla gitmek istiyor. Varacağı süreyi hemen bulalım. Süre eşittir. 900 bölü 60 dersek sıfırlar birbirini sadeleştirir. 90'ı da 6'ya böldüğümüz zaman 15 saatte gitmesi gerekir. Şimdi 1/3'üne geldiğinde 2 saat mola veriyor. Şimdi 900 km'nin 1/3'ü 300 km'dir. Geriye 600 km'lik yolu kalmıştır. Şimdi 300 km'yi 300 bölü 60 dersek 5 saatte gelecektir. 2 saatte mola verdiğine göre arkadaşlar 2 saatte mola toplamda 7 saatlik bir zaman dilimi geçmiştir. Geriye 15 saatte varabilmesi için 15'ten 7'yi çıkarttığımız zaman 8 saatte gitmesi gerekir. Yani geriye gitmesi gereken 600 kilometrelik yol var. Ben bunun hızı ne olursa bilmiyorum V diyelim. Toplamda 8 saat geçmesi gerekiyor. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak 600 eşit olacak 8V'ye. 600'de 8'e böldüğümüz zaman 7 kere 8 56 geriye kalan 4 sıfır indirirsek 40'da 8 5 kere. Demek ki hız arkadaşlar saatte 75 km olmalı. Yani 15 km hızını arttırmalıdır. O yüzden doğru seçeneğimiz Adana. Üçüncü sorumuz da şu şekilde.
A'dan B'ye 70 km hızla yol alan bir araç B kentine 30 km kala duruyor. Eğer araç 90 km hızla gitseydi aynı süre içinde B kentini 50 km geçmiş olacaktı. Buna göre A ile B kentleri arası kaç kilometredir? Şimdi şurası A kentimiz, şurası da B kenti olsun. Şimdi normalde 70 ile gittiği zaman B kentine varamadan 30 kilometre öncesinde arkadaşlar bir noktada duruyor. Yani şurası 30 kilometre diyelim. Normalde 70 ile giderken belli bir süre içerisinde sadece şuraya da C noktası dersek A'dan C'ye kadar olan mesafeyi gidiyor. Buradaki süre arkadaşlar yolun hıza bölünmesiyle bulunur. Bu eşit olacak. Eğer 90 km hızla gitseydi B'ye vardıktan sonra bir 50 km daha gitmiş olacaktı. Yani şuradan bir 50 km daha yol giderse aslında aynı süre zarfında arkadaşlar 80 artı x bölü hızı da 90 olduğundan böldüğümüz zaman süreler birbirine eşit. Şimdi sıfırları sadeleştirdikten sonra içler dışlar çarpımı yaparsak burası 9x eşittir 7x artı. Burası da 80 çarpı 7'den 560 olur. 2x eşittir 560. X de buradan 280 olarak bulunmuş olacak. A ile B kentleri arası şurası 280 kilometre olduğundan bir 30 kilometre daha eklersek toplamda 280 artı 30'dan 310 kilometrelik bir yola sahip. O yüzden 4 seçeneğimiz Bursa. Bir başka sorumuz da şu şekilde. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 500 kilometredir. A'dan 75 kilometre, B'den 50 kilometre hızla iki araç karşılıklı olarak aynı anda hareket ediyor. B'den hareket eden karşılaşmadan kaç saat sonra A'ya ulaşır? Şimdi A şehrimiz ve B şehrimiz var. İkisi arasındaki toplam kilometre 500 kilometreye eşit. Şimdi A'dan 75 kilometre hızla bir araç, B'den de 50 kilometre hızla başka bir araç karşılıklı olarak hareket ediyorlar. Arkadaşlar birisi saatte 50, birisi saatte 75 alıyorsa ikisi bir saatte aslında birbirlerine 75 artı 50'den 125 kilometre yaklaşırlar. O yüzden 500 kilometreyi arkadaşlar yol alıp birbirlerini karşılaşmaları için yani 500'ü 125'e böldüğüm zaman 4 saat sonra karşılaşma gerçekleşecektir. Çünkü bunlar 1 saatte birbirlerine 125 kilometre yaklaşıyor. 4 saat sonra da 500 kilometre aralarındaki uzaklık bitmiş olacak. O zaman 4 saat sonrayı düşünürsek, şimdi arkadaşlar 4 çarpı 50'den bu 200 kilometrelik yol alır. Burası da 4 çarpı 75'ten 300 kilometrelik yol alacak. Şimdi karşılaşmadan kaç saat sonra B'deki araç A'ya varır diye söz etmişti. O zaman şurası 50 ve gitmesi gereken arkadaşlar 300 kilometrelik yol var. O zaman 300'ü saatte 2 hızına böldüğüm zaman 6 saat sonra yani karşılaşmadan toplam 6 saat sonra 50 ile giden A şehrine varacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır. Son sorumuz da şu şekilde. Dairesel bir pistin çevresi 180 metre. Bu pistte hızları saniyede 30 metre ve 60 metre olan iki araç yarışıyor. Aynı anda aynı noktadan ters yönlere doğru hareket eden bu iki aracın 15 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olacaktır? Şimdi arkadaşlar bir tane dairesel pistimiz var. Şimdi birisi saniyede 30 metre yol alıyor, diğeri de saniyede 60 metre yol alan iki tane araç ters yönde dairesel pisti turlamaya başlıyorlar. Şimdi bunların arkadaşlar 1 saniye sonra aralarındaki uzaklık 90 olacağına göre ve pistin çevresi 180 metre olduğuna göre 2 saniye sonra karşılaşır. Şimdi 2 saniye geçtikten sonra arkadaşlar tekrar bir 2 saniye daha geçtikten sonra bir kez daha karşılaşacaklar. O yüzden 15 saniye süre zarfında
Her bir 2 saniyede bunlar karşılaşacakları için aslında 15'i 2'ye böldüğümüz zaman geriye kalan 1 saniye sonra aslında aralarındaki uzaklığa bakmak lazım. Şimdi bunlar 1 saniyede birisi 30 metre, diğeri de 60 metre yol aldığına göre 1 saniye sonra aralarındaki uzaklık 90 metre olur. Yani aradığımız doğru seçenek arkadaşlar Denizli seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.